Roma'da havaalanına indiğinde bunu söylesen hiç içeri almadan seni direkt götürürler. Yani baba öyle bir patlıyor ki yani sen ben atsak da gidecek gibi patlıyor. Yeni bölüme hoş geldiniz. Buğra sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tezkereni aldın, bir hastalık atlattın. Geçmiş olsun tekrar. Kavuştuk. Evet. Özledim seni bayağı. Bir mukabele. Buğra'yla bu sene bir Dünya Kupası serisine başladık 66'dan beri. Arada görüyorum 82 ile ilgili sorular geliyor. Biz 82 aslında geçen sezon yapmıştık. Ama Buğra'yla şunu düşündük o mesajları falan görünce. 82 ile ilgili bir içerik daha yapalım ki o şerit bozulmasın. 82 ile ilgili yaptığımız programı da Murat hemen altına linki yapıştırır. İsteyen oradan o programa da bakabilir. Tıpkı bu sene yaptığımız diğer programlar gibi. Hatta onların önünü açan programlardan biriydi. Bugün Buğra'yla birlikte 82'de yapmadığımız, es geçtiğimiz ya da zamanın yetmediği, hatırlamıyorum niye yapmadığımızı çünkü, bir içerik yapacağız. Turnuvanın 11'ini belirleyeceğiz ve turnuvanın naçizane 5'er golünü seçeceğiz. Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz tekrar. Evet Buğra'cığım. Herhalde izlediğimiz en iyi Dünya Kupası'ydı şu ana kadar. 86'ya da başladık. Bir aya yakın süre o gelir. Daha sen yeni kendine geldin. Ama 82 hakikaten izlediğimiz en iyi kupaydı. Kesinlikle benim öyle. Toplamda en iyi izlediğim kupa zaten. Hep bir numaramdır da senin için de şu ana kadar öyle gidiyor. Öyle öyle. Yani 74'de konuşurken de anlattık. Onun da çok özel yanları olduğunu, çok hoşumuza gittiğini, beğendiğimizi anlattık. Ama hakikaten 82'nin yeri ayrı şu ana kadar. Muhtemelen evet. Birçok insan da zaten benzerini söyleyecektir. Sen girizgah yaptın, 11 ile başlayalım istersen. Birçok kupada aslında hani 11'i de seçtiğimiz olmuştu. Hiç bu kadar herhalde zorlanmadık. Özellikle kale ve orta sahada çok arada kaldığımız oldu diyeyim ve kaleyle başlayalım 74'te istersen. 74'te de öyle zorlanmıştık. Evet. Özellikle defans hattında mesela 3 tane çok iyi performans var filan dedik. 78'i de yapmadık galiba ama 78'de yapsak biraz daha kolay olurdu işler. Ama 82 hakikaten zor. Ya kale şimdi Zoff. Tamam rekor 40 yaşında kupaya ulaşması, önemli maçlarda önemli işler yapması ama yani bir numaraya da yazmam açıkçası. Çok sevdiğimiz bir abimizdir. Bayılırım kendisine ama haksızlık olur diğer kalecilere. Dasev olabilir. Ama Dasev'in de şöyle bir avantajı var. Çok defansif bir takımda oynuyor. Misal o gün de anlatmıştık. Brezilya maçı destan gibi anlatıldı bize çocukken. Sonra izledik. 90 dakika izledik. Acayip de bir şey yok ortada. İyi kurtarışlar yaptığı maçlar var. Özellikle İskoçya maçını çok iyi oynuyor ama iyi da sevdi. Yani Zoff'tan öne koyarım da sevdi de ama bence hani turnuvanın hem kötü karakteri olarak hem kahramanı olarak takımının finale gitmesinde Rummenigge ile birlikte en fazla payı olan Schumacher'dir herhalde. Toni Schumacher'ı alalım dedik. Çünkü İngiltere maçı çok iyi oynuyor. Grupta iyi oynadığı maçlar var. Yarı finalde penaltı kurtarıyor Fransa maçında. Bunlar şeydir. Yani ne kadar Batisto mevzusuyla aslında evet. Manşet olsa da 90 dakika izleyince hakikaten her maçı yaptığı etki acayip geldi. Hı. Sen de biraz daha Dasev, Schumacher arada kalır gibi tabii olmuştuk tabii. Ama önünde gönlüm biraz daha Schumacher'den yanaydı. Aynen öyle. Savunmada biraz İtalyan usulü çalıştık haliyle ki dönemin çok ötesinde hakikaten takım olarak yaptıkları savunma. Onu zaten kupa programında da konuşmuştuk diye hatırlıyorum. O yüzden oradan bolca isimimiz var. Bir de Junior var. Özellikle evet. Hücum katılımları. Sana pası şöyle atacağım. Junior'la atacağım. Sonra İtalyanları sen detaylı anlat. Hani bu dönemde çok fazla konuşuluyor ya. Beklerin kullanımları, beklerin orta sahalaşması. İşte özellikle Guardiola ile beraber bekleri daha merkezde kanatları çizgiye yakın kullanma gibi. Aslında 82 Brezilya'nın bunun çok iyi örneklerini yaptığını görüyoruz. Yani altında çizmiştik. Ya Junior'un sık sık orta alandan özellikle topla çıkarlarken hep orta yuvarlığa yakın, orada oyun kurmaya yardımcı olan bir yapıda olduğunu görüyoruz. O yüzden hani rol olarak da önemli. O değişimi sembolize etmesi açısından da önemli. Onu da İtalyan köke ekledik. Cabrini, Collovati ve Shirea'yı da Junior'la birlikte savunmaya koyduk. O zaman da demiştik herhalde. Eder'in yani sıfıra inip orta atma işini Eder'e bırakıp kendisi orta saha katkısı veriyor. Bir 8 numara işlevi görüyor. Arjantin'e attığı gol en güzel örneği demiştik. Junior bir de görev adamıdır. Yani hani sol bek oynuyor aslında da Torino'da orta sahada oynar, sağ bek de oynar. Bu jokerliğine güvenip onu sağa aldı. Kıyamadım çünkü yani ben sola almadan olmayacaktı ama Cabrini de gol olsun, asist olsun katkısı acayip ve çok acayip tempolu oyuncudur. Yani acayip benim izlediğim en iyi İtalyan sol bektir. Yani öyle Maldini, Faketti falan bir kenara koyarım ama Cabrini çok özel oyuncudur. Bu turnuvada en iyi turnuvası herhalde Cabrini'nin. 78 de fena değildir ama skora katkı açısından filan Cabrini'yi almadan olmaz. Collovati bence turnuvanın en iyi savunma oyuncusu. Hep konuşmuştuk onu. Adam adama savunmalarda atletizmi filan. Hani keşke Baresi ile o birlikteliği hiç bozulmasaydı. O Milan'da
hakkı olan bir oyuncu olsaydı. Çünkü Inter'le ligde başarısı yok ama UEFA'da falan biraz bir iş yaparlar. Ama keşke daha iyi bir kariyeri olsaydı derim. Şireya da gruptaki kahramanı İtalya'nın. O kurguyu sağlayan, takım üretemese de gol yememesinde en büyük neden olan, en büyük savunma liderlerinden biri İtalyan tarihinin. O da orada olmadan olmazdı. Aynen öyle. En çok bizi terleten bölümü orta sahaya geçelim istersen. Çünkü önce olanları sayayım. Jires, Falcao ve Zico'yu seçtik biz ama şimdi olmayanları anınca işte Sokrates'i, Jangini'yi, işte Souness'ı keza ki benim en çok üzüldüğüm isim oldu bu arada alamadığımız için. Çünkü hakikaten çok önemli İskoçya'nın oyununda rolü. Ya Polonya'da Kupčević bile keza bayağı top oynuyor yani. Keza öyle. O yüzden epey zorlandık ama içimiz kan ağlayarak diyelim. Bu arada Kupčević de şimdi hem bizim dosyayı bağlayayım bu ay hem de Schumacher'i bağlayayım. Adana Spor'a geliyor işte. Türkiye'ye geldiğini söylemiştik. O 88-89'da bir 35-40 metreden büyük şutu vardır Schumacher'a. Schumacher son anda çıkarıyor. O sezonda Türkiye'de geçiriyor. Biz de bu ay o sezona bağlayayım. Aras'la birlikte dergide 103 gollü sezonu sözlü tarihini yaptık Fenerbahçe'nin. Schumacher'in bol bol cinslikleri orada da var okumak isteyenler. Az önce giremedim, unuttum söylemeyi. Hani dedik ya Batiston olayı. Batiston olayı gibi gaddarca değil ama delilik seviyesinde. Her yer takım arkadaşlarına evet, dahi sirayet eden. Aynen öyle. Onu da bekleriz. Çok keyifli olacak. Kupčević mesela çok iyi oyuncu hakikaten. Yani iyi, çok iyi oyuncu demeyeyim. Genel olarak tartışılır kariyeri de turnuvayı çok iyi oynuyor. Çoyek var Belçika'da. Çok iyi oynuyor. İyi yani. Bayağı ortası. Bence turnuvanın güzel olma sebebi de bu, biliyor musun? Yani futbolun bence beyni orta saha. Her şey, bütün sistemler orta saha üzerinden gelişiyor. İşte eksiltmeler, çoğaltmalar orada oluyor. Ve bu turnuvada herhalde orta saha şenliği olarak çok ön plana çıkan. Az önce kimi saymadım bu arada? Sözünü kestim. Platini'yi saymadım. Bak, gelmedik bile. Platini çünkü var. Dedik ki Platini burada vasat oynuyor dedik o zaman da. Çünkü Platini'nin Juventus'unu, Euro 84'ünü falan düşününce o Platini'nin vasatı. Ama vasatı dediğinde top kaptırmıyor falan yani. Yani gol atıyor, attırıyor. Ve şeydir yani, biraz mesela Platini'nin kariyerini bir ikiye ayırmak lazım. Bir Saint-Étienne dönemi var. İşte önceki dönemi, Fransa'daki dönemi diyelim. O dönem biraz böyle şeydir, kalpazan oyuncudur. Böyle Trakya'da kalpazan derler böyle yan gelip yatanı. Kalpazan oyuncudur. Çok girmez işlere, çok koşmaz filan. Juventus'ta da öyle ama Juventus'ta biraz daha mücadele işi var. Mesela Bordo maçları var onların. Bayağı Alain Giresse o kontrol ediyor. Bayağı geriye gelir, mücadele etmeye çalışır. O yönü biraz gelişmiştir. Mesela Euro 84'te daha öyle bir Platini izleyeceğiz seninle. İnşallah yorumlarken. Ama 82'de o Tigana Gengini ya da Tigana Girard diyelim, ikisinden biri oynuyor. Gengini ve Jires'e daha çok yük bindiriyor. Kendisi çok bulaşmıyor. Tam böyle o ne diyelim, gençlik çaylak dönemi Platini'nin kupası bu aslında. 86'da çok da 84 detaylı. 84'te 84 bahsedeceğiz. İleri uca doğru geçelim. Tabii ki hikayesiyle beraber zaten ve özellikle ileri aşamalarda yaptıklarıyla Rossi, evet grup aşamasında çok zorlanıyor belki ama son bölümlere geldikçe işte yarı finalde finali hakikaten harika oynayan bir Rossi var. Onun yanına da biraz arkasında diyelim, yanına diyelim Boniek'le Conti'yi koyduk ki Conti, işte Rossi mesela özellikle ikinci grupları ve yarı final finali iyi oynuyor dedik. Conti grup maçlarına itibaren hani İtalya biraz tökezleyerek başladı grup aşamasında, takımı taşıyan oyuncu adeta. Ve hakikaten de istikrar olarak belki de İtalya'nın en iyisi. Evet, ona Brezilyalı kanı taşıyan İtalyan derler. Bence de turnuvanın oyuncusu. Öyle birkaç 82 Dünya Kupası'nın altında yorum görmüştüm. Conti'nin kariyerini abartmayın filan. Yani Roma'da havaalanına indiğinde bunu söylesen hiç içeri almadan seni direkt götürürler. Bruno Pasaport Conti'yi memuru onaylamaz değil mi? İtalya'da bu cümleyi kursan evet. Yani 3 tane özet izleyip de Conti'nin kariyeri iyi değildi diye yorum yapmak. Çok özel oyuncudur. Çok iyi futbolcudur. Ben yani Rossi'nin hikayesi çok büyük. Hem Conti'den şey çalıyor bence. Rol çalıyor. Hem de turnuvada belki Rossi'nin o performansı olmasa Rumenige'yi biz buraya alacağız. Çünkü Almanya'yı taşıyan oyunculardan. Örneğin Şili'ye attığı gol falan çok klas gol. Hala söylüyorum. Bence klas bir oyuncudur. Ama müthiş bir golcüye dönüşüyor ilerleyen yıllarında. Çok güçlü oyuncudur. Ama Rossi'yi oraya koyuyorsun. Çünkü hikayesi acayip hakikaten. Ve yani o eski Rossi'den, daha doğrusu bilinen Rossi'den de biraz uzak hatta. Birçok insan Rossi'yi ceza sahası golcüsü falan olarak biliyor bu kupa yüzünden. Rossi'nin onunla alakası olan bir oyuncu değil. 78'de izledik. Daha sonra işte Betega, Boniek,
Rossi, Platini, daha sonra kalan işte Biryaski geliyor Bettega bırakınca ya da Vignola falan geliyor. Öyle bir dörtlü gibi oynuyorlar. Mesela orada falan yani net santrfor gibi değil de devamlı çevresindekileri de oynatan o Boniek, Platini, Rossi, Berkaçları falan çok keyiflidir izlemesi. O yönleriyle özel bir oyuncuyken burada bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor. Tilkidir zaten, kurnazdır. O yönden hakikaten büyük hikaye ve hani kariyerinde de bir şey olması gereken bir futbolcu hakikaten. Çok iyi oyuncudur. Onun kahramanlık destanı oluyor bir anda. O Totto Nero olayında da zaten onun olaya bulaşması falan da saçmalık değil mi? Yani. Ve Boniek. Oradaki tamamlayıcı onu koyduk. O da hakikaten yani taşıyanlardan biri takım. Çağını, yani dönemine göre çok güçlü bir oyuncu. Çok çok güçlü bir oyuncu ve tekniği de genelde bu, mesela Blohin çok güçlü ve hızlı bir oyuncu ama Blohin'i izledik işte. Sen de birçok maçını bize yazı yazdığında da izlemiştin, sağ olasın. Yani Boniek biraz dağınık bir oyuncudur. O kadar top tekniği. Mesela futbol bilgisi tartışırım ben Blohin'in. Mesela kontralarda falan arkadaşlarına karar pas atmaz, yanlış kararlar verir. Ama Boniek futbol bilgisi de muazzam, gücü de harika, patlayış şekli, işte hızı, her şeyle muhteşem bir oyuncudur. O yani Trapattoni Juventus'unda işte golü attılar mı ya da deplasmanda oldular mı? Tek şey Boniek'i defansın arkasına sarkıtmak. Ve yani öyle böyle sarkmıyor. Yani Platini tamam, iyi uzun toplar atıyor. Harika bir oyuncu. Tardelli iyi bir oyuncu. Şireya, Cabrini, bunlar uzun top yetenekleri olan oyuncular ama yani baba öyle bir patlıyor ki yani sen ben atsak da gidecek gibi patlıyor. Ve mesela bir United'a attırdığı sanırım Kupa Galipleri Kupası'nda Rossi'ye bir gol var. Patlıyor ve öyle doğru zamanda Rossi'yi görüyor ki yani birçok kanat oyuncusu, o özelliklerdeki oyuncu onu kaleye vurur. Kaleye gitmeye çalışırken o doğru seçimleri yapıyor. Gece güzeli hakikaten müthiş oyuncudur. O da Agnelli'nin ona taktığı lakap işte. Gündüz güzeli diyor. Sen yazında da kullanmıştın. Esinlenerek şey Platini'ye. Bunlara Kissinger denen rezile tanıtırken. Ona bu da diyor gece güzeli. Hep gece maçlarında iyi oynuyor diyor. Gece güzelidir onun lakabı. O zaman çok çok iyi oyuncu yani. Turnuvanın hakikaten en iyi 3-4 oyuncusundan biri bence. Golleri geçelim o zaman. Nasıl başlayalım? Senle başlayalım istersen. Buyur, senle başlayalım. Ya birçok programdan önce konuştuk hangilerini seçtiğimizi. Birçoğu zaten birbirine benziyor. O yüzden şeyle başlayalım istersen. Conte'nin Peru'ya attığı golle başlayalım. Beni orada en etkileyen şey önüne alışı oldu. Çok güzel alıyor önüne hakikaten. Düzeltiyor pozisyonu. Bir de önceki kupalarda özellikle işte 60-70'te ceza sahası dışından şutların çok istenilen sonuçlara varmadığını konuşmuştuk seninle. Burada biraz daha ceza sahası dışı gollerin de artmaya başladığını 78'de görüyoruz. 78'de başlamıştı zaten. 78'de yavaş sinyalleri vardı. Burada çok daha fazla güzel gol var. Conte'ninki de onlardan bir tanesi. Onu analım. Sovyetlere karşı iki tane çok güzel gol var Brezilya adına. Biri Sokrates'in, biri Eder'in. Ama asıl hani dahi dokunuşu diyebileceğimiz konu herhalde Eder'in. O golünde Falcao'nun topun üzerine atlayışı. Dokunmuyor belki topa ama bir anda çekilişi. Çok da zarif bir şekilde ayağını açıyor. Evet. Ve hakikaten müthiş vuruyor Eder. 2014'te galiba Pirlo İngiltere maçında Marquisio'ya öyle asist yapmıştı. Topun üstünden atladı. Marquisio tabii daha kötü vurdu Eder'e göre de. O da fena vuruş değil ama Eder'inki mükemmel. İnanılmaz bir şey. Tek turnuvalık bir kahraman çıkıyor işte ortaya. 82'de oynuyor sadece ve dünya futbol tarihine geçiyor. Mükemmel kapatıyor hakikaten. Eder'den bahsetmişken bir diğer golü beni çok yine etkiledi. İskoçya maçında attığı aşırtma. Evet. Orada onun yani düşünmesi, o pırıltıyı ben severim yani. Orada çünkü daha garanti olan aynen şey yani sertçe vurmak ya da içeriye belki çevirebilir biraz çaprazlı olduğu için. Ama çok iyi süzüyor hakikaten ve topun altına giriyor. O gol de harika. Bir tane daha kaldı galiba. Bir iki tane daha var. Jean-Gilles'in frikiği var. Birkaç güzel frikik golü var aslında turnuvada ama Jean-Gilles'inki attı İskoçya'yı. Aynen öyle. Ama biraz böyle uzak da Jean-Gilles'in vurduğu yer ve hakikaten çok güzel gidiyor. Yani bence de en iyi frikik golü. Mesela Choekin de doğru. El Salvador'a mı ne attı bir gol var. El Salvador'du galiba. Olması lazım uzaktan böyle de orada kaleci maleci hadi diyorsun şey sıkıntılı ama bu bence de Jean-Gilles'in golü. Benim de ikinci sıramda o var. Yani. Ben Zico'nun volesini aldım. Hani biraz altı pasa yakın. Senin çok radarına takılmadı galiba bu gol ama yine de orada vücudunun konumlayışı benim hoşuma gitti. Bir de dipnot olarak şunu ekleyeyim. Yani en güzel 6-7 golü konuşurken mesela 3-4 tane Brezilya golü geliyor aklı. Hani o takımın mitleştirilmesinde, o takımın çok özel olarak anılmasındaki rollerden biri de bu olsa gerek. Yani çok güzel goller. Evet yani zaten takım ne kadar iyi oynadığını sen de derin konuştuk. Hani kötü takımda demiyorum kesinlikle ama bir yandan tabii bunlar da etki ediyor takımın bıraktığı mirasa. Ya seninle onu programda da konuşmuş olabiliriz.
akıcılığı harika takım. Çünkü orta sahasında acayip adamlar var. Yani Falcao'yu gene söylüyorum. Roma'nın 8. kralı Falcao'dur. Totti Motti gelmeyin. Yani Falcao inanılmaz bir oyuncudur. 79-80 sezonunda işte bittiğinde 80-81 başladığında yabancı sınırı kalkıyor İtalya'da. Roma bunu alıyor. Trapattoni bir tane şey var. Onlar da bu transfer döneminde röportajlar yapılıyor o zaman. Trapattoni diyor ki muhteşem bir oyuncu aldılar. Bu sene izlenmesi gereken takım Roma diyor. Trapattoni şeyin antrenörü Juventus'un yani. Ya o da Zico gelmeyince geliyor işte. Zico Flamengo izin vermeyince Zico'nun gelmesine Falcao geliyor. Hatta şey diyorlar Romalı taraftarlar. Bu nasıl Brezilyalı? Beyaz. Öyle isyanlar falan var. Bir şey beklemiyorlar ama o zaman insanlar o kadar izlemiyor tabii Falcao'nun Brezilya şeyini. Acayip bir oyuncudur. Yani bugünün oyuncusu işte. Bugünün orta sahası. Zico, Sokrates zaten, yani Cerezo bile çok önemli oyuncu. Zico'yu, Sokrates'i zaten konuşmuyorum. Eder müthiş katkı veriyor. Junior dediğin gibi orta saha gibi oynuyor. Bir tek santrforları kazma işte ileriki şeyde. Yani Kareka orada olsaymış belki farklı olurmuş her şey. Evet. Ve o akışkanlık dediğin gibi mesela güzel goller arasında almayız ama İskoçya'ya Sergio'nun attığı gol. Hazırlanmış. Tek top geliyor. Zico Falcao'ya bırakıyor. Kafasına bırakıyor. Zorla attırıyorlar golü Sergio. Şey, Arjantin'e özür dilerim İskoçya'ya dedim. İskoçya'ya da Falcao'nun öyle bir golü var. Junior'un attığı gol Arjantin'e. Nefis bir asist var orada da. Yani Zico acayip bırakıyor araya ve bitiriyor işi. Yani her şey çok göze hoş gelen şekilde. İtalya maçı bile yani Falcao şut atıyor. Güzel bir gol defans hatası olsa da. Öbüründe de Zico yine bir derin oynuyor. Gentile'den kurtulup. Sokrates zeka örneği orada. Yani kalecinin çok açıldığını hissediyor ve ayaklarının dibine bırakıyor. Zofo feci avlıyor yani. Onun için o güzellik insanların elbette aklında kalıyor. Çok da normal bu yani ama tekrarlayalım yani o turnuvada İtalya onları haksız elemiyor. O maçı İtalya hak ediyor ama göze hoş gelirlik hakikaten acayip bir şey. O Brezilya'ya da balon malon diyenler oluyor Twitter'da görüyorum. O kadar da değil yani. Göze hoş gelen bir futbol. Çok hoş gelen bir futbol hatta. Benim anmadan geçmek istediğim bir gol daha var bu arada. Onu anlayayım senin söylemediklerine geçelim. Sunus'un Sovyetlere attığı gol. Hmm. Orada çünkü hani yandan gruptan çıkma falan da masada takım zorlanırken. Bir de Sunus'un işte az önce 11'e alamadığımızdan bahsederken şeyini konuşmadık. Yani yapı olarak orta sahayı neredeyse iki kişiye bırakmış bir İskoçya var. Tabii. Hani her şey aslında Sunus'un hatta omuzlarında. Hatta bazen tek bile John Walker ileri atıyor. Kesinlikle öyle. Tek başına hem geriye geliyor birçok pozisyonu kesiyor. Aynen. Topla çıkıyor arkadaşlarını dağıtıyor. O rolünü de aslında hani bir ufak bir slalomla birlikte vücut bulmuş hali bence Sovyetler attığı gol. Onu da anayım o yüzden. İkinci tura çıksalar belki ilk 11'i bile zorlayacak olabilir şeyde. Çok çok iyi oyuncu hakikaten. İyi oyuncudur zaten yani. Biraz fazla gattardır ama yani biraz fazla basar insanları ama iyi oyuncudur. Senin anmadığımız golün kaldı mı? Anladığımız değil, ben sıramı söyleyeyim. Hı. Benim 5. golüm Boniek'in Belçika'ya attığı gol. Füze. Kalecinin kapattığı köşeye abanılan toplara bayılırım. Hı. Beni etkiledi. Onun oradaki kafa golü de güzel. Hazırlanış güzel, evet. Yani indiriş. Analım onu. Kupçevisi indiriyor. Sağdan bir orta. Yok. Aynen. Kupçevisi ortalıyor, Lato indiriyor, o kafayı vuruyor aşırı. Onu alırım. Zarif gol. Başka neyi alırım? Dur notlarıma bakayım ben. Gol notlarımı aldım. Puanlı. Aynen öyle. Eder'in aşırtmasını alayım İskoçya'ya. Ama Macar Zentes'in El Salvador'u hatta aşırtmayı da unutmayalım ama o El Salvador ben olduğu için görmezden geldik aynen. İkimiz de. Yani El Salvador hani o çok gol yiyor turnu maçlarda, o yüzden biraz kalecinin payı var. 4'e onu alayım. 3'e Sokrates Sovyetler Birliği. Yani güzel. Çok çok coşturucu bir gol ya. Koyuyor topa ve Dasev'i alıyor, bir de boru değil yani. Hani hep Van Basten Dasev dedi de Eder'le Sokrates'in yaptığı da az iş değil. Baba yani. Da ne goller yemiş ya. Aynen. İşte Zof, o onlar güzel goller yiyor. İkinci sıraya Cengin Avusturya'yı ben de alırım. Yani Kuveyt'e attığı da bir frikik var. Hatta bir turnuvada iki frikik atan sayılı oyunculardandır Cengin'i. İyi de bir oyuncudur. Mesela Zikon da İskoçya'ya attı güzel ama bence Cengin'in Avusturya'yı attı. Orada da konuşacak kaleci. O da iyi bir kalecidir. Hakikaten acayip gol ya. Sert, falsolu, tam köşeye böyle kaleci de güzelleştiriyor. Çok etkileyici. Son golde Eder'in Sovyetlere attığı gol, muazzam gol. Yani onu statta filan izlesen kafayı yersin. Ne oldu, ne yaptı? Her şey muhteşem geliyor işte. Birisi bacakları açıyor, üstünden atlıyor, öbürü kaldırıyor. Her şey çok hızlı ve çok güzel. Bir numaram da o ya. Yani. Eyvallah, üzerine lafı yok. Var mı şey ekleyeceğimiz Buray? Turnuvaya 10 puan verdiğimizi önceden söylemiştik sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şey olarak belirledik zaten. Evet.
eşik olarak. Aynen öyle. Ona laf yok. Diğerini merak edenler yine klasik formatta konuştuğumuz Oğuz'un videoyu da şöyle bir şey. Oraya koyar Murat aynen. Ben televizyon izlerken hep ona üzerine şurada şu adrese falan diyorlar ya. O inanılmaz bir zamanlama gelirdi. Murat böyle yapınca koyamam. Teşekkürler Buğra'cığım. Senle 86 Dünya Kupası'na doğru bir yola çıkacağız. Haftaya gene bir soru cevap yapacağız. Ondan sonra da hala o sürpriz özel bölümü gerçekleştiremedik. Onu gerçekleştirmeye çalışacağız. Görüşmek üzere diyelim. Tekrar geçmiş olsun. Hoş bulduk. Teşekkürler izlediğiniz için. Belirttiğim gibi haftaya tekrar bir soru cevap çekmeye çalışacağız. Sorularınızı bekleriz. Hoşça kalın.